Tofaş tarafında piyasa beklentisi 1 milyar TL'ydi. Piyasa beklentisi NAFİ üzerinde 1 milyar 129 milyon TL'lik net dönem karı açıkladığını görüyoruz Tofaş'ın. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre şirketin karının %83 oranında arttırdığını, vergi öncesi karının ise %100 oranında arttığını söyleyelim. Böylece şirketin net kar marjı %10.6, FAVÖK marjı %16.3, brüt kar marjı ise %16.6 seviyesinde gerçekleşti. Toplam satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre kabaca %70 oranında arttı. 10.6 milyar TL oldu Tofaş'ta. Yurt dışı satışlar 5.9 milyar TL olurken geçen yılın aynı dönemine göre %67. Yurt içi satışlarda ise 4.5 milyar TL olarak açıklanırken o da geçen yıla göre %61 oranında artış gösterdiğini paylaşalım. Şirketin üretim hacmi yılın ilk 3 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %16.4 oranında azaldı. 48.643 adet araç üretti. Burada Doblo üretimi 22.500 civarında, MCV üretimi 7.100 civarında, Ege üretimi ise 19.009 adet olarak gerçekleşti. Bu üretimin de dağılımını böylece paylaşmış olalım. İç piyasada satışlar %19 oranında düştü. 23.254 adet oldu bu yılın ilk çeyreğinde. Dış piyasa satışları ise 27.800 adet oldu. Orada da satışlarda %16 oranında azalma var. Toplam satışlarda %17 oranında azalmayla 51.074 adet olarak gerçekleşti. Şirketin ilk 3 aydaki toplam yatırımları ise 246 milyon TL seviyesinde açıklandı. Öngörüler de paylaşıldı geleceğe yönelik. Şirketin geleceğe yönelik öngörüleri bir önceki beklentilerine paralel bir şekilde geldiğini hatırlatalım. Finansal sunumları içerisinde bunun detaylarına ulaşabileceğinizi de söyleyelim.